Güneydoğu Televizyonu ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Gündem özel programı ile siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde siyasetin nabzı Güneydoğu Televizyonu'nda atmaya devam ediyor. Bu akşam stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Ayağın tozuyla İstanbul'daki çeşitli ulusal kanallara konuk olan Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Esup Sağ Çağsa bu akşam Güneydoğu Televizyonu'nda hem bizlerin hem de sizlerin konuğu olacak. Efendim yerimize hoş geldiniz. Hoş bulduk Uğur Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz Evet, bugün nasılsınız? üçüncü programımdayım. Bizi izleyen tüm seyircilerimize, tüm Urfalılara, özellikle Karaköprülere sevgimi gönülden gönderiyorum. Evet, isterseniz bugünkü programlardan başlayalım. Birçok belediye başkan adayımız var. Fakat siz bugün bir farklılık yaptınız. İstanbul'daki ulusal bir kanala konuk oldunuz. Neden siz? Şöyle söyleyeyim Uğur Bey, program davetin İsmail Bey telefon açıp Urfa'da bir kadın adaydan bahsediyorlar. O da senmişsin. Ben böyle bir program yapmayı düşünüyorum. Konuk olmak ister misin diye konuştuk. Zaten biz İlber Hoca'dan dolayı yakınlığımız da var. Onu da söyleyeyim. Ben de seve seve gelirim dedim. Tabii şu da var, hani ulusalda temsiliyet, ulusalda ifade, ulusalda Urfa'yı temsil etmekle alakalı böyle bir tercih yapmışlar. Ben de teveccühlerinden dolayı teşekkür ettim. Güzel de bir program oldu. Göbekli Tepe'den Urfa'nın sorunlarına her şeyi de konuştuk. Dönüşleri de çok güzel. Hatta bana Karaköprü ulusalda gündem olduğu için teşekkür ediyoruz. Bizi, yani Karaköprü'de yaşayan vatandaşlarımız, sorunlarımızı da oraya taşıdınız. Çok teşekkür ediyoruz dediler. Zaten bir belediye başkanı adayının veya bir belediye başkanının yapması gereken şey bölgesinin sorunlarını hem ulusalda hem de gerekli mercilerde takip etmektir. Pek alışık olmadığımız bir şey galiba. Ben baştan beri bunun sözünü vermiştim. Hatta Göbekli Tepe'yi konuşurken de Göbekli Tepe bizimdir, karışmayın dedim. Ulusalda da söyledim bunu. Ama bizim de organize olmamız lazım. Tamam, biz karışmayın, götüremezsiniz, bizimdir diyoruz ama Urfa'nın da Göbekli Tepe'den dolayı gelecek turiste hazırlık yapması lazım. Bu organizasyon da yine belediye başkanlarına düşecek. İnşallah bize nasip olur. O konuda da ulusalda Göbekli Tepe'yi temsiliyet konusunda öyle fırsatlarımız olacaktır. Biz fırsatları oluştururuz. Güzel geçti. Urfa adına en azından çok mutluyum. Çünkü farkındaysanız hani birçok yerden adaylar katılıyor ulusal kanallara ama biz bu konuda biraz zayıfız galiba. Bu da ilk oldu. Şimdiye kadar sanırım ulusal kanalda yerel yönetici adaylarının hiçbiri çıkmamıştı. Olursa eğer Karaköprü'de kadın aday başkan olursa o da Urfa'da ilk olacak. İlkleri nasip ederse Allah, biz de dua ediyoruz o konuda. Bugün de bir ilkti. İnşallah 1 Nisan'da da Urfa'da ilk kadın belediye başkanı olmak nasip olur. Ona da çok mutlu oluruz. Evet, mevcut adaylarda yani ben de yanılmıyorsam çıkan yok ama mevcut belediye başkanlarının çıktığını zaten Onlar birçok zaten yer çıkıyorlar. görüyorduk. Peki siz bir belediye başkan görevleri arasında bunun da olduğunu söylediniz. Yani bunlar ulusal medyalara taşıyıp bunların takip edilmesi. Size göre bugüne kadar bunlar ulusal medyaya taşınmadı mı? Bunlar yapılmadı mı? Yapılmadıysa da bunların yapılmamasının sebebi size göre neydi? Niye yapılmadı? Ben yapılmadı demiyorum. Bu konuda gayretleri olan birçok belediye başkanımız var. En azından temsiliyet noktasında birçok işleri beraber yaptığımız belediye başkanlarımız var. Benim yaptığım birçok projeye destek olan belediye başkanlarımız var. Mesela mozaik yolu projesi yapmıştık. O da hem ulusalda yer aldı hem de çok ciddi ses de getirdi. Yapılmadı demiyorum ama Urfa'da hep beraber hareket etmeyle ilgili bir sıkıntımız var bizim. Yani birinin yaptığı bir şeyi öbürünün engellemeye çalışması veya topyekün hareket etme. Bir de güçlü savunucu ihtiyacı var. Yani kimi nereye nasıl ifade etmek gerektiğini iyi bilmek lazım. Bence gelecek daha güzel görünüyor. Nisan ayından sonra Urfa hem turizm anlamında hem tarım alanındaki projelerimizde çok daha iyi yerlere gelecek. Biz yapılmadı demiyoruz ama bunu daha iyi yapacağız iddiasıyla yola çıktık zaten. Evet. Yerel seçimlere 4 gün kaldı. Zaten pazar günü vatandaşlar sandık başına gidip oy verme işlemlerini gerçekleştirecekler. Çalışmalar olarak neler yapıyorsunuz? Şöyle Uğur Bey, dokunmadık vatandaş, gidilmedik kapı, çalınmadık kapı, ziyaret edilmedik esnaf bırakmamaya çalışıyoruz. Ben 23 saat esasına göre çalışıyorum neredeyse. Yani 24 esası demiyorum, bir saat artık dinlenme gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten
sıkı bir çalışma yürüttük ve biliyorsunuz siz çok yakın bir zamanda benim adaylığım belli oldu. O günden bugüne ciddi bir kitleye ulaştığımızı görüyorum ben. Hatta sadece tokalaşmak da değil, gönüllere ulaştığımızı da görüyoruz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Sıkı çalıştık, çok yakın temaslar kurduk. Tabii ki birçok yere ulaşamadım ama hep şu sloganı kullanıyorum. Seçimden önce gelen başkan adayı değil, seçimden sonra gelen başkan makbuldür diyorum. Yetişemediklerimden özür diliyorum. Yetiştiklerime de söylediklerimi onlara iletmelerini istiyorum. Önce seçim öncesi herkes ziyaret ediyor. Zaten siyasetçilere güven konusunda bir sıkıntı görüyorum sahada. Çünkü gittiğinizde söylenen şey şu. Genelde siyaset seçim öncesi geliyorlar, sonra kayboluyorlar. Esum abla diyenler var. Ya bacım vallahi hepsi aynı şeyi söylüyor diyenler var. İnşallah biz eğer nasip olursa sonrasında da çok ziyarette bulunacağız. Çünkü sahayı gezmeden, sorunu yerinde görmeden, alanı incelemeden maalesef çözümler de çok zor oluyor. İyi bir ekiple çalışmanız gerekiyor. Sizin o ekip doğru bilgiyle sizi donatması gerekiyor. Bence hepimizin buna ihtiyacı var. Karaköprü'nün de bir kadına ihtiyacı var Uğur Bey, öyle görüyorum. Evet, Karaköprü'nün bir kadına ihtiyacı var diyoruz. Şimdi mevcut adaylara baktığımız zaman kadın aday olarak yarışıyorsunuz. Gerek Saadet Partisi'nin adayları, gerekse diğer partilerin adaylarına baktığınız zaman kadın aday olarak çalışmanızı yürütüyorsunuz. Farkınız nedir? Yani farklı bir metodunuz var mı? Avantajınız var mı? Dezavantajınız Çok var mı? avantajım var. Mesela? Çünkü benim istediğim saatte istediğim kapıyı çalmak gibi bir avantajım var. Ve kapılarını bana sonuna kadar açıyorlar sağ olsunlar. Bu bir avantaj. Her ortamda olabiliyorum. Her yere gidebiliyorum. Kapısını çaldığımda kadınlarla karşılaştığımda çok rahat sohbet edebiliyorum. Bu bir avantaj. Tabii biliyorsunuz işte mafya, falan işleri olunca şu anda seçim sürecinde ben kadın olduğumdan dolayı bana çok fazla bir şey de olmuyor bu konuda. Herhangi bir şekilde müdahale de olmuyor. Gerçi hani bunu söylüyorum ben sizin vasıtanızla da söyleyeyim. Urfa'da herkes mafya. Urfa'da herkes ağa. Ve yine de uydu yayını yapıyoruz. Ufak o şekilde Hayır tanıtmayalım. Ya mafya şöyle, demeyelim mafya de. derken hepimiz kendimizi savunan, Yani. kararlarını ortaya koyan, fikrini ifade eden ve Urfalılar korkusuzdur da. Aynen. Yani Urfa korkusuzdur ve net karar verdiğinde kolay kolay kimse değiştiremez. Onun da avantajlarını yaşıyorum. Korumacı bir yaklaşım var. Hani bacımızsın, kızımızsın, ablamızsın şeklinde. Sen çalış biz senin arkandayız diyenler var. Sarılanlar var, öpenler var. Yani bu çok güzel bir seçim dönemi. Şunu söyleyeyim hani hep kadınların siyasette olması engelleniyor, kadınların siyaset yapması zor, Urfa'da yerelde kadın olur mu gibi konuşmalar. Bu seçim sürecinde bence en önemli katkımız şu oldu, yerelde kadın çok rahat siyaset yapabilir. Ve vatandaşlarımız da bunu çok kolay kabul ediyor. Çünkü anne ve kadın sorunları daha yakın görüyor. Herkesle daha kolay irtibata giriyor. Sıkıntısını rahat anlatıyor, anlattığının dinlendiğini biliyor. Dolayısıyla Urfa'da bu seçim sürecinde bir kadının yerelde de siyaset yapabileceğini fark ettik. Bu bence en büyük kârımız. Ona da küçücük bir nebze katkım olduysa bu da beni bahtiyar ediyor diyebilirim. Evet, peki özellikle yani burada konuk ettiğimiz adaylar işte dediğiniz gibi kadınların siyasetteki öneminden ve kadınların siyasette yer almasından bahsediyorlar. Seçildiğiniz takdirde bir Nisan'dan itibaren belediye başkanı olduğunuzda Karaköprü kadın olmanızın avantajlarını özellikle oradaki kadınlar nasıl algılayacaklar? İyi ki bu soruyu sordunuz Uğur Bey. Çünkü Karaköprü için en önemli hayallerimizden biri kadın dostu belediye diyoruz. Ne demek kadın dostu belediye? Karaköprü'de gezdiğimde, dolaştığımda gördüğüm şey kadınlar üretime de dahil değil ve sosyal yaşamları için fırsat yakalayabilecekleri ortamları da yok. Çok sıkıntıları var. Kadınlar evde oturuyorlar. Dolayısıyla kadını hem sosyal yaşama hem de ekonomik yaşama dahil etmek gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Kadın kooperatifi kurmayı düşünüyoruz Karaköprü'de. Bu çok önemli bir şey. Ne yapacak bu kadın kooperatifi? Gerekirse evde üretmesi gerekenlere. Yani bazı kadınlar evden gerçekten Değil çıkamıyorlar çeşitli sebeplerden. Bazı kadınlarımızı da onların üretecekleri merkezlerde
çalışma hayatına dahil edip, bir de şu çok önemli, ne üretecekler? Şimdi kadın merkezleri kuruluyor, bir şeyler yapılıyor takdire şayan, o işin ayrı bir boyutu. Ama ürettiklerini nerede satıyorlar? Kadın ürettiğini satabilmeli. Evet. Bu ancak nasıl olur biliyor musunuz Uğur Bey? Kadının üreteceği şeyi önce kadınlarımıza biz tespit edeceğiz. Şu 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 ürünleri şu malzemelerle şurada üreteceksiniz. Mesela işte İstanbul'da satışa sunmak üzere örgü örmeniz gerekiyor. Şunu örmeniz gerekiyor el işi olarak. Bunu bölgesel olarak İstanbul, Ankara, İzmir hatta dış pazarda onlardan alıp pazarlama yöntemiyle onlara da gelir elde edecek. Yani bu bir plan dahilinde olmak zorunda. Kadınlarla ilgili bu bir. İkincisi, belediyenin içinde bir kadın komisyonu kurmayı düşünüyoruz. Ne yapacak bu kadın komisyonu? Kadınların sorunlarını anlatacak. Tabii kent konseyinin kadın birimi var ama bu hani Karaköprü'de yok onu söyleyeyim size. Kadınların sıkıntılarını, dertlerini ifade ederek aynı zamanda da yönetim becerilerini oluşturup belediyenin içinde çalışma hayatına kadınları hazırlayacağız bu iki. Üçüncüsü de kadınların çalışma hayatına girmesi durumunda onları çalıştıran işletmelere kolaylıklar sağlamayı Evet, düşünüyoruz. teşvik anlamında. Aynen öyle. Yani kadın çalıştıran, kadın dostu işletmelere teşvikler vermeyi düşünüyoruz belediye açısından. Bunun dışında tabii ben kadınları temsiliyet noktasında orada olacağım için hepsi benimle beraber kalbimde ve yakından takip edeceğimi söz veriyorum. Çünkü kadınlarımız bugüne kadar gidip kendi sıkıntılarını anlatamamışlar birebir. Kapısını çaldığında ben sana gelip derdimi anlatabilirim değil mi kızım diyor. Tabii ki gelebilirsin teyzeciğim diyorum. Yani onlar dinlenilmek de istiyor. En önemli yapacağımız şeylerden biri de belirli periyotlarda bu 15 gün gibi planlıyoruz şimdi. Halk günleri yani bölgesel halk günleri mahallenin içinde gidip kadınıyla, çocuğuyla, genciyle, erkeğiyle hepsiyle sohbet edip birebir onlarla dertlerini paylaşmayı düşünüyoruz. Yani halkla beraber yönetim. Halkın içinde yönetim. Halkı belediyeye dahil ederek yönetim. Tabii bunun bir diğer ayağı da meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber belediyeye de yapılması gerekenleri dizayn edip Karaköprü'yü hep beraber yeni bir Karaköprü olarak neler yapabiliriz düşünüp o yönde çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Evet. Peki özellikle Karaköprü için yani çoğu kesim tarafından Karaköprü bir otel şehir. Yani sadece uyumaya geliniyor. Gün içerisinde bir iş anlamında veya sosyal faaliyet anlamında bir şeyler yok diye çeşitli ifadeler kullanıyordu. Katılıyor musunuz bu Çok ifadeye? katılıyorum. Hatta ilk hafta televizyona çıktığımda, ilk seçim sürecine başladığımda söylemiştim bunu. Karaköprü çok büyük bir otel. Bu otelde yaşayanlar gündüzleri çarşıya gidiyorlar, akşamları evlerine geliyorlar. Hafta sonu olduğunda da çocuğumuzu nereye götürelim? Biz hafta sonu ne yapalım? Hepimizin ortak kaygısı bu bir. İkincisi bir arabamız bozuluyor, ta gidip Evren Sanayi'ye kadar bu işi çözmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Karaköprü'nün bir 35 metre yolu biliyorsunuz hareketli ticaretin nispeten hareketli olduğu yer. Yani Karaköprü'ye bir küçük sanayi sitesi. Karaköprü'nün ticaretini hareketlendirecek çarşı 24 dediğimiz yani Sanayi bunu. sitesi derken yani araçların otobakım vesaire o anlamda Ya mı? sadece otobakım değil, insanların ufak tefek ihtiyaçlarını ticari olarak karşılayabilecekleri bir alana ihtiyacımız var. Bunun dışında da yine ticari bir merkez olacak olan Çarşı 24 dediğimiz ayrıca bir planımız daha var. Bu da bizim hani Karaköprü'nün vizyonunu değiştirecek. Şöyle tanımlayayım size İstiklal, Karanfil Sokak gibi trafiğe kapalı, çevresinde hepimizin oturup işte kahve, çay içebileceği, müzik dinleyebileceği, çocuklarımızı alıp rahat rahat götürebileceğimiz, içinden araba geçmeyen özel bir cadde ve onun yanında da bir çarşı merkezi planlıyoruz. Bu da Karaköprü'nün ekonomik yapısına çok ciddi etkide bulunacak diye düşünüyorum. Bir nebze de sıkıntıyı azaltacak. Tabii Karaköprü'nün imar problemleri var. Bu büyükşehirle beraber çözülmesi gereken bir sorun. Tarım arazilerinin imara açılması konusunda tedbirler alınması gerekiyor. Ben inanıyorum ki Sayın Sabahattin Cevheri başkanımız da göreve gelecek. Ben kalben ona da inanıyorum. İnşallah o gün nasip olduğunda biz oturup hep beraber
Karaköprü içinde, Eyübiye içinde, Haliliye içinde ne yapılması gerekiyor? Tarım alanları nasıl korunmalı? Bunların planını yapmamız gerekiyor. Çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim muhtarlarımızı yönetime dahil etmemiz gerekiyor belediyede. Nasıl dahil etmemiz gerekiyor? Muhtar sorununu iletiyor ve o sorun sümenin altına itiliyor. Bir daha iletiyor, bir daha sümenin altına itiliyor. Seçilen muhtarlarımızla belediyede sadece onlardan sorumlu olan bir belediye başkan yardımcısı olması gerekiyor. Tabii ki başkan da sorumlu. Yani en ücra köşedeki sıkıntılara kadar muhtardan bilgi almak, onu takip etmek ve yerinde hizmet götürmek için bir muhtar masası. Büyükşehir'de bir muhtar masası kuruldu ama çok böyle aktif çalışamadım. Bir şube müdürlüğü şu anda mevcut. Aynen evet. Öyle. Ama bunu daha etkin, hani muhtarın yönetişime dahil olduğu ve sıkıntıları takipçisi olabildiğimiz, yakından takip ettiğimiz bir şekilde bir yönetim anlayışı benimsemeyi düşünüyoruz. Bunun dışında yine önemsediğimiz şeylerden biri. Farkındaysanız Karaköprü'de artık yol tarifleri yapılırken çöken yolun karşısı, yıkılan işte duvarın yanı, böyle tarifler yapılmaya başlandı. Bu da bizim ciddi sıkıntılarımız olduğunu gösteriyor. Nasıl sıkıntılar? Yani bir yeni bir ilçede çöken yol, yıkılan duvarla eğer adres tarif etmeye başladıysak bizim gerçekten tedbirler almamız, ciddi önlemler almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda da yine büyükşehir bağlantılı düzenlemeler kesinlikle çok acil yapılması gerekiyor. Karaköprü'de bir elektrik problemim var. Tıpkı Göbekli Tepe gibi sürekli gündeme getirdiğim bir konu. Hatta bugün billboardlarda gördünüz mü bilmiyorum ama ampulümüz var, elektriğimiz yok söylemiyle çıktık. Bu belki belediyenin sorunu değil gibi görünüyor olabilir. Ama bunun sözcüsü olup takipçisi olmak, hatta çok önemli bir detay da söyleyeyim. Bu güneş enerjisi panelleriyle, güneş enerjisi sistemleriyle hem belediyenin hizmet verdiği yerlerde elektrik üretimi yapabiliyor, belediyenin böyle bir hakkı var. Hem de bunu takip edebiliyor. Şu anda gerçekten artık tahammül edilemez hale geldi. Eğer görevimiz eğer değil, o işin ayrı bir boyutu ama bir elektrik sorunumuz var. Her seçim döneminde çözüleceği vaat edilen ama bir türlü çözülemeyen, 4-5 saat kesintiye uğradığımız, evde kışın çocuğun hasta olduğu, yazın sıcaktan oturulmadığı, perişan olduğumuz bir durumumuz var. Karanlık köprü değil, kara köprü için hazırız diyoruz. Sloganlarımızdan biri de bu. Kara köprü için genelde düşündüğümüz vizyon projelerimiz bunlar. Ama tabii en önemlisi, çok pahalı su tüketiyoruz. Fakir fukara şu anda zaten ekonomik krizden dolayı bir sıkıntı yaşıyor. Bu Karaköprü için geçerli değil ama büyük şehirle beraber. Peki çevre illere bakabildiniz mi? Araştırma yapabildiniz mi? Yani çevre illere göre gerçekten de biz pahalıya mı kullanıyoruz? Bunun şu anda çevre illere değil ama Türkiye'de bu işi çok iyi planlayan ve çok ucuz su dağıtan belediyeler var. Bunu biliyorum. Hani sadece evin kapısının önüne bakmıyorum. Türkiye geneline bakıyorum. Şu anda suyu %50 indirimle kullanan belediyeler de var. Bunları da takip ediyorum. Dolayısıyla şu dönemde bizim Karaköprü Kart diye bir projemiz var. Karaköprü Kart. Nedir Karaköprü Kart? Bu ekonomik durumu çok sıkıntılı olan, hatta bunu büyükşehirle entegre yapmayı da düşünüyoruz. Ekonomik sıkıntısı olan kişilerin su paralarında, su faturalarının ödenmesinde destek olmak, onlara bu konuda yardımda bulunmak için su kart ve hatta yine sosyal yardımlaşmayla beraber elektrik faturalarını ödeyemeyen insanlara elektrik ve sularını destek olabileceğimiz bir Karaköprü kart planımız var. O da bizim yine yoksul ailelerimizi rahatlatacak önemli şeylerden biri. Tabii Karaköprü'nün bir de ekmek problemi var. Nedir ekmek problemi? Fırınımız var, ekmeğimiz yok diyoruz. Kaliteli ekmek yememiz gerekiyor bizim Uğur Bey. Nasıl kaliteli ekmek yememiz lazım? Bu belediyenin işi. Hem çölyak hastaları için hem de normal vatandaş için kaliteli undan kaliteli ekmek yememiz gerekiyor. Size şunu söyleyeyim, Urfa'nın fırınları Türkiye'nin başka hiçbir yerinde yok. Böyle bir zenginliğimiz var bizim. Bizim fırın kültürümüz çok zengin ama denetleme ve onlara yardım etme ve vatandaşa kaliteli ekmek sunma konusunda
problemlerimiz var. Bu anlamda da çalışmalarımız var. Hatta fırıncılarımızla da iletişim halindeyiz. O anlamda kaliteli ekmek ve her eve ekmek, bu en önemli sloganlarımızdan biri. Diğeri de Karaköprü Kart ve Urfa Kart gibi. Zaten böyle bir kart var ama Urfa Kart'ın misyonu farklı olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Tabii en önemli şeylerden bir başkası tarımın ve turizmin desteklenmesi. Kırsala gidip baktığımızda maalesef şu anda tarım içler acısı. Urfa'da ya desteklemenin en son açıklamasından sonra Tarım Bakanımız geldi buraya, hiçbir şey söylemedi. 650 kilolardan 450 kilolara inen bir trendimiz var şu anda. Ve çiftçi zaten çok pahalı mazot kullanıyor. Perişan olmuş durumdalar. Ektiğini toplamaya gerek duymuyor. Zaten zarar ettim diyor. Bizim Urfa'yı gerçekten bu anlamda hem Tarım Bakanlığı'nın politikalarını destekleyerek hem de gerçekten bu anlamda takipçi olarak tarım anlamında çok ciddi bir proje silsilesi, projelerle yola çıkmak istiyoruz ve hazırlıklarımız da tamam. Yani biz çiftçinin yanındayız. Çok böyle dolambaçlı, süslü cümleler kurmayayım. Bu memlekette buğday üretiliyor. Bu memlekette pamuk üretiliyor. Bu memleket tarım şehri Harran Ovası. Ve biz şu anda pazara gittiğimizde niye pahalı ürün alıyoruz diyoruz. Çünkü biz üretmeyi unuttuk Uğur Bey. Biz üretmeyi unuttuk. Köydeki vatandaşımız artık gelip şehirden yoğurt alıyor, şehirden yumurta alıyor. Evimizin önüne bostan ekmeği unuttuk. Çünkü biz sadece tüketmeye alıştırıldık. Şu anda Türkiye ve tabii ki Urfa tam bir tüketim toplumu olmuş durumda. Köylümüz de üretmiyor. Neden? Çünkü onun üretmesi için teşvikler onları teşvik edecek boyutta değil. Bizim buna bir an önce dur dememiz lazım. Peki sözünüzü Çiftçimizin kesiyorum ama şöyle bir durum var. Karaköprü her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent. Bir o kadar da yapılaşma almış başına gidiyor. Bir o kadar da çiftçilerin tarım yapması için çalışmaz olacak. Bu ikisini nasıl dengede tutacaksınız? Şu anda Karaköprü'nün yüz ölçümü bakımından baktığınızda çok küçük bir bölümü şehirleşmiş. Kırsalı çok büyük. 86 tane kırsal mahallesi var Karaköprü'nün. Yani siz Karaköprü'nün almış başını gitmiş dediğiniz yerin ucu bucağı yok. Bozova'ya yetişiyor Karaköprü'nün bir tarafı. Dolayısıyla bizim böyle büyük arazilerimiz var. Şehrin sıkıştığı nokta küçücük bir yer. Yani %85'i neredeyse kırsaldan oluşuyor Karaköprü'nün. Nüfus olarak az olabilir ama toprak olarak çok fazla. Peki imar anlamında nasıl bir çalışma yapmayı planlıyorsunuz ki? Şimdi Yani bunu bu Sayın Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın söylemleriyle söylüyorum. Şehirler tepeleriyle güzeldir diyor. Doğru söylüyor. Bizim özellikle kıraç ve tepe olan yerlere yerleşimi taşıyıp tarım alanlarından imarı uzak tutmamız gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız biz. Kaldı ki tarım alanlarındaki üretim de durmuş durumda Uğur Bey. Sanki biz tarım arazilerimizi ekebiliyor muyuz şu anda? Çiftçi diyor ki mazot alamıyorum. Allah kahretsin diyor, ürettiğimi satamıyorum. Yani biz bu duruma geldik. Keşke Karaköprü'nün şu anda %10'luk bir bölümü şehirleşmiş durumda. Onun dışında kalan komple kırsal alan. Bakın küçücük bir yer, Tunceli'nin Ovacık ilçesi. Adam küçücük bir ilçede bütün halkla beraber tarlada, tapanda çalışıp Ovacık bulguru üretti, Ovacık pirinci üretti, Ovacık nohutu üretti. Ve biz tarım kentindeyiz. Bir belediye başkanı ya bir ilçe belediye başkanı bunu yapıyor. Kooperatif kurarak, yapılanarak biz bunu Karaköprü'de yapamıyoruz. Bu gerçekten hani bizim ayıbımızdır diye kabul ediyorum. Yani Karaköprü kadın dostu bir kent olacak. Urfa için planlarımız arasında tarımın desteklenmesi sadece ülke imkanlarıyla değil dışarıdan bulacağımız kaynaklarla da bunu desteklememiz gerekiyor ki bununla ilgili çalışmalarımız da var. Tarımı desteklememiz gerekiyor. Tarım ve turizm demiştiniz. Turizme de kısa bir şekilde değinin isterseniz daha sonra programımızı toparlayalım. Tamam. Şimdi bu Göbekli Tepe yılı önemli. Bu sene Göbekli Tepe yılı. Ve Urfa'ya gerçekten şu anda ben otel doluluklarına bakıyorum. İnanılmaz bir turist geliyor. Ama tabii inanılmaz dediğim bizim kapasitemize göre inanılmaz bir turist. Bizim esnafımızla beraber gelen turisti nasıl karşılayacağımız, alışveriş yaparken nasıl davranmamız gerektiği, müzikli sıra gecelerimizde turistlerimizle, ya gelen misafirlerimizle nasıl vakit geçirmemiz gerektiği, onları nasıl ağırlamamız gerektiği.
Yani bununla ilgili çok güzel işler yapan sivil toplum kuruluşları var. Benim çok sevdiğim dostlarım, arkadaşlarım hep konuşulan konular. Fakat Urfa'da bu maalesef bir türlü ya evet öyleydi deyip konuşup konuşup sonra da buna destek olunmayınca küsülen, darılan yani bir süre sonra iş yapılamaz hale geliyor. Turizm sadece konaklama değil. Gelen turistin, gelen misafirin tüm şehirde dolaşıp unutamayacağı bir Urfa anısı oluşturup öyle göndermemiz gerekiyor ki Karaköprü bunun neresinde? Urfa anısında söyleyeyim Karaköprü bunun hemen. neresinde? Karaköprü'de belirlediğimiz bizim özel 4 tane kırsal mahallemiz olacak. Bu mahallelerimizde gök yıldızlı oteller ve köy meydanları diye pazar şeklinde planladığımız, oradaki köyde kadınların ürettiği veya ektiği, biçtiği ürünleri de satabilecekleri, turisti köye götürüp köyde yani kırsalda, kırsal mahallemizde, ben hala köy demeyi tercih ediyorum. Adı mahalle oldu da kendisi hala maalesef yolu, altyapısı, sıkıntıları devam eden alanlar. Ama biz o konuda bu seçtiğimiz kırsal mahallelerimizde hem köy meydanları oluşturup hem de gelen turisti oraya götürüp ürettiğini satabileceği, aynı zamanda kırsaldaki vatandaşımızı da tanıtabileceğimiz turizme böyle bir katkıda bulunmayı düşünüyoruz ve bence Türkiye'de ses getirecek bir proje olacak bu. Düşünün bir misafir geldi, 5 yıldızlı bir otelde kalmak onun için bir Urfa anısı değil. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir'de her zaman kalıyor. Önemli olan gelip Urfa'nın değerlerini gezebilmesi. Var olan eski Urfa evlerini kalkındırıp, oralarda bu Sayın Sabahattin Ceveli'nin de projelerinden biridir. Orada Urfa'yı yaşatmak, köyde Evet. kırsalı yaşatmak. Böyle bir düşüncemiz var. Az önce billboardlardan bahsettiniz. Gerçi süremizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama yine de bu soruyu sormak istiyorum. Billboardlardan tanıtım kampanyalarından bahsettiniz fakat şunu merak ediyorum. Çalışmanızda denk gelmiştim. Birkaç yere büyük pankart astınız. Karaköprü ne istiyor diye yanılmıyorsam bazı. Bu fikir nasıl oluştu ve oraya neler yazıldı, ne istendi sizden? Kısa bir şekilde ona değinip Başkana kapanalım. not. Aynen öyle. Evet, fikir duvarı dedik biz ona. Ben yazılanları okurken çok duygulandım ve hep gözyaşlarıyla okudum, onu söyleyeyim. Çünkü fikir duvarına gelip işte sizinleyiz, beraberiz, Esum başkanlığıyız diyenler, çok güzel hatta komik şeyler yazanlar. Birebir hepsini okudum ve gönderilen tüm yazılırken fotoğrafla daha anlık gönderdikleri de oldu. Şimdi onları raporlaştırıyoruz, tüm notları. Altına iletişim bilgileri yazanların isimlerini de not alıyoruz. Gerçekten Urfa için farklı oldu. Çünkü yetişemeyip beni göremeyenler de orada bana mesajlarını ilettiler. Fikir Evet. duvarı da etkisini buldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Mesajınızı alıp kapatalım durağı. Buradan tüm Karaköprülü hemşerilerime, Urfalı hemşerilerime gönül dolusu sevgiler gönderiyorum. Artık seçim sürecinin sonuna yaklaştık. Bir oy saadet getirir diyoruz ve herkesi sandığa oy kullanmaya davet ediyoruz. Hem Karaköprü hem Urfa için bir değişim, Urfa için bir değişim. Size de çok teşekkür ediyorum. Oy kullanın diyorum ve lütfen bizimle beraber olun diyorum. Bizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız ve yol yorun olmanıza rağmen buraya kadar Seve seve geldiğiniz için. geldim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyenler, Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Sayın Esum Saatçi Aslı Hanımefendi bizden konu oldu. Bizlerden bu akşamlık bu kadar diyoruz. Bir başka gündem özel programında tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın efendim.